أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 217. sayfasında yer alan Tedrib 8, Alıştırma 8 ve devam üzerinde duracağız. Burada Tedrib 8 başlığıyla verilen bölümde ekmel, باستخدام الفعل uygun muzari fiil kullanarak tamamla anlamında bir talimat var. Daha önceden bu alıştırma ve devamında gelen 9 ve 10 numaralı alıştırmalar üzerinde durmanızı bu alıştırmalarda sizden istenenleri cevaplamaya çalışmanızı istemiştik. Şimdi biz bunların çözümlerini size verelim ve siz de cevaplarınızı kontrol edin inşallah. Bir numaralı cümle. Huma denilmiş, boşluk bırakılmış emamel beyti. O ikisi evin önünde. Ne yazdınız buraya? Vekafe durdu demek. Muzarisi yekifu. Huma yekifani emamel beyti diyebiliriz. O ikisi evin önünde duruyorlar. O ikisi zamirinin iki erkeğin yerini tuttuğunu düşünürsek yaqifani deriz. İki bayanın yerini tuttuğunu düşünürsek huma taqifani deriz. Hocam ben öyle yazmadım. Huma yeclisani veya huma teclisani emamel beyti yazdım. Olmaz mı? E tabi ki olur. Huma yeclisani veya huma teclisani emamel beyti ne demektir? O ikisi evin önünde oturuyorlar. İki numaralı cümle entum boşluk bil kurati. Siz top oynuyorsunuz diyelim. Entum tel'abune bil kurati. Boşluğa yazmamız gereken fiil telabune. 3 numaralı cümle anti boşluk el ceridata. Bu boşluğu takraine okumak fiilinin şimdiki zamanının ikinci tekil şahsıyla ikinci tekil şahıs kipiyle tamamlayalım. Enti tekra'inel ceridete Sen gazete okuyorsun. Dört numaralı cümle Hiye boşluk en nukude Boşluğu te'uddu Fiiliyle tamamlayalım. Hiye te'uddun nukude O paraları sayıyor. Anlamında bir cümle. Beş numaralı cümle. Huma boşluk el ucrate. Bu boşluğu yedfe'ani veya tedfe'ani fiillerinden birisiyle tamamlarız. Huma yedfe'anil ucrate veya huma tedfe'anil ucrate. O ikisi ücreti ödüyorlar ya da öderler. Altı numaralı cümle. Hunne boşluk kesiran boşluğu yadhakne ne şeklinde bir fiille tamamlayabiliriz. Hunne yadhakne ne kethiran onlar çok gülüyorlar anlamında bir cümle olur. Yedi numaralı cümle hum boşluk fisse yarati boşluğu oturmak fiilinin şu kipiyle Doldurabiliriz. Yecli suğune. Hum yecli suğune fisseyyarati. Onlar arabada oturuyorlar ya da otururlar. Sekiz numaralı cümle. Entunne boşluk minel beyti. Bu boşluğu tahrucne ile dolduralım. Entunne tahrucne minel beyti. Siz evden çıkıyorsunuz. 9 numaralı cümle. Ente. Boşluk es sefine te. Boşluğu terkebu ile doldurursak. Ente terkebu sefine te. Sen gemiye biniyorsun. Anlamında bir cümle oluşmuş olur. 10 numaralı cümle. Antuma boşluk el hafilata boşluğu terkabani ile dolduralım. Antuma terkabanil hafilata ikiniz otobüse biniyorsunuz ya da binerseniz anlamında bir cümle oluşmuş olur. Evet sevgili öğrencilerim, 8 numaralı alıştırmayı tamamladık. 9 numaralı alıştırmaya bakalım hep birlikte. أكمل الجمل الآتية باستخدام الكلمة المناسبة. Uygun kelimeyi kullanarak aşağıdaki cümleleri tamamla anlamında bir talimat var burada. Kelimelerin anlamlarına bakalım önce. Katabe yazıştı anlamında bir fiil. Qabela karşıladı, karşılaştı anlamını taşır. Vasale vardı ulaştı, vasıl oldu. İnkesara kırıldı. Taallame öğrendi. Yusecilu kaydediyor, kaydeder. İntezara bekledi enzelet indirdi. Testaiddu hazırlanıyor, hazırlanır anlamında bir fiil. Son olarak ersele gönderdi anlamını taşıyan bir fiil. Peki şimdi boşlukları verilen kelimelerle tamamlamaya çalışalım. Bir numaralı cümle. Sami boşluk sadiqahu. Boşluğa qabele fiilini yerleştirirsek anlam şöyle olur. Sami arkadaşını karşıladı. Arkadaşıyla buluştu, görüştü. Şeklinde bir anlam oluşur. Ancak qabeleyi burada kullanırsak aynı fiili bir başka yerde kullanmamız gerektiği zaman kullanamayız. Dolayısıyla şöyle düşünelim. Sami kâtebe sadîkâhû Sami arkadaşıyla yazıştı. Anlamını oluşturacak bir cümle meydana gelsin. Sami katabe sadiqahu Sami arkadaşıyla yazıştı. İki numaralı cümle. El muvazzafu boşluk el hadise ma'a Sami. Bu boşluğa qabele fiilini yerleştirebiliriz. El muvazzafu qabele el hadise ma'a Sami. Burada gâbele fiiliyle el hadis kelimesini bir arada düşündüğümüzde memur Sami ile söz alışverişinde bulundu, görüştü, konuştu gibi bir anlam ortaya çıkar. El muvazzafu el hadise ma'a memur Sami ile söz alışverişinde bulundu. Görüştü, konuştu türünden bir anlam ortaya çıkar. Üç numaralı cümleye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Boşluk bırakılmış ve kubul ma'i denmiş. Boşluğu rafili ile tamamlarız. İnkesera kubul ma'i su bardağı kırıldı anlamını taşır. Kubul ma su bardağı inkesera ise kırıldı. İnkesera kubul ma'i su bardağı kırıldı. Dört numaralı cümleye geçiyoruz. Sayfa 218'de. Boşluk bırakılmış. Semirun uhtehu denmiş. Bu boşluğu vasale fiiliyle doldurduğumuzda tamamladığımızda vasale semirun uhtehu şekline getirdiğimizde bu cümleyi Semir kız kardeşine kavuştu ulaştı anlamını taşıyan bir cümle oluşur. Vasale semirun uhtehu Semir kız kardeşine kavuştu, vardı, ulaştı anlamında bir cümle oluşur. 5 numaralı cümle boşluk bırakılmış el ummu tıfleha denmiş. Boşluğu enzellet kelimesiyle fiiliyle tamamlayalım. Enzelletil ummu leha anne çocuğunu indirdi anlamında bir cümle. Altı numaralı cümleye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Yusuf denmiş, boşluk bırakılmış, devrahu kelimesiyle cümle tamamlanmış, bitirilmiş. Boşluğu intazara fiiliyle tamamlamalıyız. Yusuf'u intazara devrahu. Yusuf sırasını bekledi. Yusuf'u intazara devrahu. Yusuf sırasını bekledi. Bir diğer cümleye geçiyoruz. 7 numaralı cümle. Boşluk bırakılmış ve Yusuf'u şey'en minel lugatil arabiyeti denmiş. Boşluğu taalleme fiiliyle tamamlarız. Taalleme Yusufu şey'en minel lugatil arabiyyeti. Yusuf Arap dilinden bir şeyler öğrendi. Anlamında bir cümle. Sekiz numaralı cümleye bakalım. Boşluk bırakılmış. Sami el-Khitabe denmiş. Peki burayı ne ile tamamlayalım? Ersele fiili ile tamamlarsak Ersele Sami el hitabe dersek Sami mektubu gönderdi anlamında bir cümle oluşur. Ancak buraya Ersele fiilini yazmamız durumunda alıştırmada verilen Yüseccilu fiili için kalan diğer iki alıştırmada uygun bir yer olmadığı gerçeğinden hareketle buradaki boşluğu ersele ile değil de yusecilu fiiliyle tamamlamamız gerektiğini düşünürüz. Yusecilu sami el hitabe dersek sami mektubu kaydediyor ya da kaydeder şeklinde bir anlam ortaya çıkar. Peki bu anlam parçadaki bilgilerle örtüşmüyor hocam. Evet doğru yani parçadaki bilgilerle örtüşmüyor. Ancak örtüşmesi şart da değil. Dolayısıyla burayı Yusecilu Sami el hitabe diye düşündüğümüzde yanlış olmaz. Sami mektubu kaydediyor ya da kaydeder. 9 numaralı cümlede boş bırakılan yere Teste'iddu kelimesini yerleştirmeliyiz. تستعد السيارات للسير الآن. تستعد السيارات للسير الآن ne demektir? Arabalar şu anda hareket için hazırlanıyorlar. Araçlar şu anda yola çıkmak için hazırlanıyorlar anlamında bir cümle. Tastaiddu sayyaratu lis-sayril ana. 10 numaralı ve bu bölümün son cümlesi. Sami boşluğu ersele fiiliyle tamamlayalım. Ersele berkiyeten ila uhtihi Sami kız kardeşine bir telgraf gönderdi. Sami kız kardeşine bir telgraf gönderdi. Anlamında bir cümle. Biraz önce de ifade ettim sevgili dinleyicilerim. 8 numaralı cümlede boş bırakılan yere ersele fiilini yerleştirmemizin herhangi bir mahzuru yok normal şartlarda. Erselle Sami el hitabe diyebiliriz. Belki birçoğunuz böyle düşündünüz. Yüseccillu fiilini yerleştirdiğinizde oluşan anlamın parçadaki bilgilerle, verilerle örtüşmediğini düşündünüz. Ancak şu an ortaya çıktığı gibi on numaralı cümlede boş bırakılan yere ersele fiilinden başka bir fiili yerleştirmemiz uygun değil. Sami yüseccilü berkiyeten ile uhtihi şeklinde bir ifade doğru olmaz. Dolayısıyla 8 numaralı cümledeki boşluğu yüseccilü fiiliyle 10 numaralı cümledeki boşluğu ise ersele fiiliyle tamamlamak uygun. Evet efendim 9 numaralı alıştırmanın çözümlerini de size vermiş olduk. 10 numaralı alıştırmaya geldik. 10 numaralı alıştırma parça ile ilgili soruları ihtiva ediyor. Tedrib aşara alıştırma 10. Ecib alel es iletil etiyeti. Aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir talimat var burada. Toplam 12 soru yer alıyor ve bu soruların hemen tamamı parçayla ilgili sorular. Bu tip bir alıştırmayı çalışırken, bu tip soruları çözerken de şöyle bir yöntem takip etmenizi öneririm. Parçayı birkaç defa okuduktan sonra sorulara dönmenizi, soruları okuyup parçaya hiç bakmadan, hiç bakmaksızın cevaplamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Parçaya hiç bakmadan soruları cevaplamanızdan sonra soruları tekrar okumanızı, cevaplarınızı kontrol ederken de parçaya müracaat ederek verdiğiniz cevabın parçadaki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini Parçada size verilen bilgilere uygun cevapları verip vermediğinizi kontrol için son aşamada parçadaki bilgilere dönmenizi tavsiye ederim. Okuduğunuz her soruyla ilgili cevap oluşturacağınızda parçaya müracaat ederseniz bu sizi biraz ezberciliğe sevk eder ve okuduğunuzu anlama ya da duyduğunuzu anlama melekenizi geliştirmez. Dolayısıyla bu tür bir yöntem takip etmeniz okuduğunuz metinlerle ilgili size yöneltilen soruları zihinden cevaplama yeteneğinizi geliştirecek bir yöntemdir bu yöntem. Bu yöntemle çalışmanız tavsiyemizdir. Peki efendim 10 numaralı alıştırmanın sorularını şu ana kadar cevaplama fırsatı bulamamış öğrencilerimiz cevaplasınlar. Bir sonraki programda biz bu soruların cevaplarının ne olduğunu, çözümlerinin ne olduğunu size kaydettirdiğimizde siz de cevaplarınızı kontrol fırsatı bulun inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka radyo dershanesinde, radyo dershanesinin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Fi emanillah.